Ukrayna'nın Donbas bölgesinde her gün gerginlik daha da artarken Ukrayna'nın olası harekatına karşı uyarıda bulunan Rusya, saldırılara hazır olduğunu ve hızlı bir şekilde tepki vereceğini açıkladı. Rus askeri komutan Aleksandr Silenko, Ukrayna'nın Donbas'a askeri saldırısı durumunda Rusya hızlı tepki vereceğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırı olasılığının bulunduğunu belirtti savaşa hazır olduğu mesajını veren Rusya, Ukrayna'yı uyarırken, Kremlin sözcüsü Peskov da Ukrayna'nın Donbas'taki tırmanıştan ciddi şekilde endişe duyduğunu açıkladı. Ukrayna'nın bölgeye askeri sevkiyatları sürerken, Kiev'in Donbas'a yönelik bir harekat düzenlemek için çalıştığı, buna göre pozisyon aldığı belirtildi. Öte yandan Rusya, ilhak ettiği Kırım'ın Kamiş'in kentine 56. Rus hava indirme Tugay'ını konuşlandırdı. Rusya'nın operasyonel hazırlık için binlerce zırhlı araç ve tankı bölgeye sevk ettiğine dair görüntüler yayınlandı. Rusya'nın bölgedeki askeri hareketliliğinin ardından Avrupa'daki Birleşik Devletler Komutanlığı, alarma seviyesini olası krizden potansiyel ve yakın kriz seviyesine yükseltti. Rus askeri uzman Igor Korotchenko, Rusya ile Ukrayna arasında tam ölçekli bir savaş olasılığını göz ardı etmediğini belirtti. Ukrayna tarafının radikal eylemleri durumunda bunun mümkün olacağını belirten uzman, Kiev Rusya sınırına yaklaşırsa Moskova'nın Donbassa askeri yardım sağlamaktan başka seçeneği kalmayacak. Bu durumda Rusya'nın eylemleri Ukrayna'yı barışa zorlama operasyonlarından oluşacak. Ukrayna silahlı kuvvetleri Rus ordusuna direnemeyecek ve bir süre sonra Ukrayna'nın yeni sınırı Dniester'i geçecek dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemlerinin Batı ile ilişkilerini gereceğini aktaran uzman, bunun için Swift sistemini kapatmak, Rusya'nın Batı'daki varlıklarını bloke etmek, büyük ölçekli soğuk savaş, Karayip krizi 2 gibi seçenekleri dikkate alarak hazırlıklı olmak gerekiyor. Rus seçkinleri buna hazırlanmalı. Rus ekonomisinin de bu tür değişikliklere hazırlıklı olması gerekiyor. Rusya yeni askeri politik ittifaklar düşünmek zorunda kalacak dedi. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu da Donbas'ta ayrılıkçıları komutan edenler olduğunu, bu sürecin tam ölçekli bir savaşa doğru gittiğini belirtti. Uzman, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, uluslararası toplumu ülkenin doğusundaki gerilimi tırmandırmak isteyen güçleri kınamaya çağırdı. Sorun şu ki, yılın başından bu yana 23 Ukraynalı asker öldürüldü. Ayrılıkçılar bunu keyfi olarak ihlal etmiyorlar, onlara emredenler var. Ukrayna Cumhurbaşkanı, Normandiya dörtlüsünü görüşmeye çağırdı. Dört ülkenin liderleri, Donbas'taki durumu tartışmak için çevrim içi olarak bir araya geldi. Ancak, olması olası değil. Rus hükümeti yapıyor. Ukrayna'nın yeniden toplanmasını ve istikrar kazanmasını istemiyorum. Kremlin, her yerde olduğu gibi, ayrılıkçıların elinde komşu devletin toprak bütünlüğünü sorguluyor dedi. Kremlin'in Avrupa'dan adalet istediğini belirten uzman, Rusya Avrupa'nın kendilerine karşı yanlış politika izlediğini söylüyor. Bu Moskova'nın politikasıdır ve şimdi Ukrayna'da bitmemiş planlarını uygulamak istiyorlar dedi.